Evet, şimdi geldik. Frenle alakalı hem sıkma yapılan diske bakılacak, hem de bütün fren sistemine bakılacak. Ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapılacak. Kontrol edilecek. Evet. Kontrol edilecek. Bir de mesela o sıkmadan dolayı araç böyle biraz çaplı olabilir. Bu şekilde. Bak şöyle tutayım arkadaşlar. Hafif sola eğik duruyor araç. Sola yatık duruyor hafif. Orası sıkıldığı için şu orayı kasıyor. Büyük bir ihtimalle ondan için olabilir. Ondan oluyor. Belki amortisörlerde de olabilir. Tabii. Bu arada şunu da söyleyelim. Mercedes logosunu düzelttik arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Bu logo tersti arkadaşlar. Hatırlayanlar olacaktır videonun başında. Daha doğrusu bir önceki videoda diyeyim. Ama şu an düzeldi. Araç şu an lifte kaldırılıyor. Ve gerekli işlemler yapılacak. İşte bakalım ne olacak. Hızlı bir şekilde göstereceğiz size. Selamünaleyküm, kolay gelsin tekrar. Ne yaptın, nasıl gidiyor? Şöyle göstereyim. Bu merkezlerin tamamı söküldü. Yani bunlar arkadan çıkarıldı. Öndeki merkezler buralardan da söküldü. Gerekli bakımları yapılacak, kontrolleri yapılacak. İşte bunların gerekli işlemleri yapılıyor. Şöyle göstereyim. Bu buradaki merkez de sökük arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Şöyle. Bu arada arabanın altı kalkmışken altında göstereyim. Egzoz tamiri yapıldı. Burada ufak tefek şeyler vardı. Susturucu komple değişti. Şeyler alındı. Bu susturucu değişti. Buraya da takıldı onlardan. Hatta onlardan. Bak buraya takıldı. İçer tane de tel atıldı. Sağlam tutsun diye çıkma ihtimali. Normalde olması. Çıkabiliyor bunlar arkadaşlar. Özellikle burada çıkma ihtimali olabiliyor. Bu şekilde yapıldı. Diferansiyelde tabii yağ kaçağı var. Yaşından dolayı. Yasin bak, sana diyordum ya, burada bir kontrol şeyi var diye. Şu tamam, yuvatayı burası. Görüyor musun? Burası. Arkadaşlar size gözükmüyor olabilir. Karanlık var mı ışığın? Işığım var. Daha önceden yaptırdığımdan biliyorum. Buradan açılıyor arkadaşlar bu. Aa, burada, bu arada bu yağ kaçağı değilmiş. Zift atınca bunu da ziftlemişler biraz. Evet, ben bunu yağ zannediyordum ya. Çok yağ gibi geliyordu gözüme. Bu yağ değilmiş. Şuradan açılıyor. Buradan kontrol edip ilave ediliyor. Gel, şanzımanın da yağını yine şuradan açılıyor. Şuradan açılıyor şanzımanın da. Şanzımanda kaçak var, kaçak. Şurada görebiliyor. Evet, burada var kaçak. Şanzımanın yağı buradan boşaltılıyor. Ama yağ boşaltamayıp kontrol edeceği zaman buradan kontrol ediliyor. Buradan ekleniyor. Egzoza bu arada buradan da şey destek yapıldı. Destek yapıldı. Bu hiç destek vermiyordu egzoza. Bu şekilde destek yapıldı. Bunu da göstermiş olayım. Başka da şu an herhangi burada göstereceğim bir şey yok benim. Yine duruma göre işlemler yapılıyor. Şu an bir de şimdi arkadaş el freninin kablosunu değiştiriyor. Daha doğrusu telini. Şöyle oluyor işte arkadaşlar. Bu sol lastiğimiz, bizim sol arka lastiğimiz sıkıyor bırakmıyor diyorduk ya. O diski sıkan fren değilmiş o. El freninin, bu içeride bakın arkadaşlar, dışarıdan diski sıkıyor bir fren. O frene bastığınızda işliyor. El freni ise burada. Yani el frenini çektiğinizde bunlar sıkıyor arabanın frenini. Böyle olunca bu içerideki bunlar sıkılı kalmış. Bu içerideki bu frenler diskin içinde oluyor bunlar. O diskin kapalı bölümünde. Kakılı kalmış. Bu tel bozulduğundan dolayı şu teli göstereyim. Bu tel söküldü. Bu tel değişiyor arkadaşlar. Bu tel. Yenisini aldık. Yenisini aldık. Gösterelim yenisini. Ne kadar aldın yenisini? Yenisini 120 liraya aldım. Evet. Sadece arkadaşlar bu arada sol bu. Sağınki farklı oluyor. Aslında ikisini beraber değiştirecektik. Ama yok. Baktım iki yere de sordum. Hatta parçacı da aradı, sordu bir yeri. Var ama çarşamba günü gelecek. Biz de çarşambayı bekleyemeyeceğimizden
dolayı hemen mecburen sol tarafı yaptım. Bu zaten bizde de bozuk olan soldu. Ama denk gelseydi ikisini de yaptırmaya niyet etmiştik diyeyim. Bu şekilde gösterdim. Yine herhangi bir gelişme olursa sizlerle paylaşmak için kayda alacağız arkadaşlar. Beğendin mi? Beğendin mi? Egzozunu beğendin mi? Egzozun güzel olmuş. Egzozum şekil, önümden şekil. Daha sonra buna ilerleyen zamanlarda kafa mafa şekil bir şeyler yaparız. Şimdilik sadece muayeneye girecek seviyede ayarları vesairesi yapılıyor arkadaşlar. Haricine daha sonra bakılacak diyorum. Dediğim gibi detayları oldukça sizlere aktaracağız. Evet arkadaşlar, yeni bir gün sabahıyla İzmit sanayisindeyiz. Arabamız dün frencide kalmıştı. Az önce lastiklerimi götürdüm lastikçiye. O gelene kadar bekledim. Daha açmamıştı. Lastikleri bıraktım. Şimdi gidiyorum frencimize. Frencimiz ne yapmış ne etmiş bir görelim. Ondan sonra da ne zaman çıkar onu bir lastikçiye söyleyelim. Bakalım lastikçi ne diyecek. Yani o zamana müsait olacak mı? Büyük bir ihtimalle bugün takacak lastikçi de. Ama saat kaç gibi çıkar frenciden onu bilmiyoruz. Hadi gidelim frenciye. Evet arkadaşlar, disklerle alakalı problem çıktı. Bunlar bayağı incelmiş dedi usta. Ön tarafları değişeceğiz. Arka taraflara şu anlık gerek yok ama ön tarafları değişeceğiz. Çünkü kısa vadede belki sıkıntı olmayabilir ama uzun vadede problem çıkarır dedi. Biz de yaptırmışken komple yaptıralım dedik. Muayeneden geçiyor böyle ama işte nasıl diyelim, yaklaşık 2-3 ay sonra problem çıkarmaya başlar dedi. Biz de yapılmışken yapılsın, tertemiz olsun dedik. Arkalarla alakalı şöyle merkezlerimiz yapıldı. Merkezler problemliydi. Bunlar tamir edildi. Bunların yenisini bulamıyoruz arkadaşlar. Az önce bir tane sordurdum. Bunları bulamıyoruz. İyi dediler. Bir sıkıntı olmaz dediler. Arkaların. Halen daha bekliyoruz. Bu arada lastikler hazır. Bizi bekliyor. Lastiklerin hepsi sökülecek. Lastikçiye geçerken devam edeceğim. Bu ön taraflar, balataları da değişiyor. Arkalar duruyor. Bunların maliyetinin hepsini size söyleyeceğim arkadaşlar. Buradan çıktığımızda tam maliyeti çıkmış olacak. Evet arkadaşlar, diskleri aldım geldim de size de göstereyim. Disklerimiz burada. Şöyle gıcır gıcır o şekilde. Bir diğeri de burada arkadaşlar. Bunlar takılacak artık. Mecbur değişmesi lazımmış. Mevcut olan da şöyle bir tık durumda. Diskler değişecek. Disklere sadece 400 TL verdim şu ikisine arkadaşlar. Bu ikisine 400 lira para verdim. Artık bakalım kaç paraya mal edecek. Arkadaşlar şimdi bu takıldı. Çoğu arabada şurada sadece bir kapak oluyor. Kapağı söküyorsunuz, sonra disk hemen çıkıyor. Ama bu Mercedes'lerde az önce gördüğünüz üzere ufak bir bilye var. Onu yandan al yanına açıyorsunuz. Ondan sonra çeviriyorsunuz. Daha sonra söküyorsunuz. Daha sonra şu kısmı söküyorsunuz. Yani normal arabalardaki gibi değil. O yüzden uzun sürüyor yani Mercedes'in işçiliği biraz.
Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş buldum, ne var ne yapıyoruz? Ne yapalım, uğraşıyoruz Mercedes'le. İyi bakalım neler yapıldı. Neler yapıldı, gösterelim sana da. Söküldü. Balatalarımız değişti. Disklerimiz değişti. Ön diskler öyle mi? Evet, önler değişti. Arkalara gerek yok dediler. Önler değişti. Şimdi balatalar bir tık yanlış gelmiş. İncesi gelecekmiş, kalını gelmiş. Olmadı. Onlar geri gitti, onlar gelecek. Onlar da takıldı mı? Arkaları da takıp daha sonra vakit olursa lastikler ve balans ayarları, rot balans ayarları yapılacak. Peki şey bağlandı mı? El freninin kablosu? El frenin teli bağlandı. Kontrol edildi, çalışıyor. Tabii. Şurada şu yeni takılan bu arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dün Arif abiye götürmüştük aracı, orada bırakacaktık ama bu fren işlerini daha önce yaptırmamız gibi bir durum ortaya çıkınca önce frene getirdik. Daha sonra bugün işte tekerlek, rot balanslar falan yapıldıktan sonra Arif abinin oraya bırakacağız aracı, öyle planlıyoruz. Bir de ufaktan şu çürüklerine baktıracağız. Herhangi bir sorun olmasın vesaire diye öyle düşünüyoruz açıkçası. Şimdi ben sana plakalık getirdim. Plakalık takalım buraya. Tamam, tamam. Takalım plakalık. Bir de sana bir takım çantası getirdim elimde olan malzemeleri. Tamam. Bana lazım oluyor ara ara evde ama sana benden daha çok lazım olacak. Gel onlara bir bakalım istersen ne getirdim. İşimiz uzun ya bu arabayla. Biraz bugün onu anladım. Hatta bir de ne biliyor musun? Buyur. Biz şimdi burada frende, frenle alakalı konuşuyorum. Evet. Burada randevuyla çalışıyorlarmış. Biz o yüzden aslında burada çok geciktik. Yani burada normalde almıyorlarmış arabayı. İşte birinin vasıtasıyla geldik diye arabayı araya almışlar. Normalde bu kadar vakit sürmüyor yani frende. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bu arabayla işimiz çok. Tabii ki çok olduğunu biliyoruz. Öyle olmasa başka bir araba bakardık ama bu arabayla işimiz var ama biz seviyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Şuradan ben sana plakalıklarını göstereyim. Görenler vardır arkadaşlar bizim plakalıkları. Benim aracım üzerinde ama seninkileri de göstereyim şöyle. Bunu takarız arabanın üzerine. Artık hemen takmayalım ya. Olacak. Yine olsun. Otobilgi yazsın. Şöyle açtık. Plakanın kendisini görmeye gerek yok. Şöyle bir üstünü göstereyim. Şöyle arkadaşlar, üstleri bu şekilde otobilgi yazılı, logolu plakalıklarımız. Bunlar aracın üzerine takılacak. Birazdan takarız arabanın müsaitlik durumuna göre. Gün içerisinde de olabilir. Şimdi takım sandığına bir bakalım. Bagajım biraz karışık, kusura bakmayın. Kolay gelsin. Şükürüm abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi? İyilik sağlık abi. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah abi. Ne oldu? Geliyor mu diğer balatalar? Yani ön balataları şimdi çocuk yuttu düzeltmeye. Onlar da geliyor. Tamam. Önleri topluyoruz. Ondan sonra arkalara geçeceğiz. Çok güzel oldu. Fren şekerini finallendireceğiz. Bakalım. Artık frenle uzun zaman uğraşmayacağız. Uzun süre artık uğraşmazsın. Evet. Bakalım. Kapanmadan. Aslında biz bu lastikleri götürüp geçirsek mi? Balans ayarını yaptırsak mı? Arabamız varsa olabilir. Arabamız var. Lastikçideyiz arkadaşlar. Lastikçisine geldik şöyle. Fren işi biraz uzadı. Biraz daha değil, sonra daha sonra verebileceklerini söylediler. Biz de Emre abiye getirdik lastikleri. Bari dedik lastikler değişsin. Değiştirelim, orada taksınlar. Direkt gelip burada diğer ayarları vesaire yapılır. Öyle niyet ettik. Emre abi başlayacak birazdan işleri yapmaya. Emre bakalım. Emre abi şey dedi, şu iki lastik iyi dedi. Yani bunlar değişmesen de olur dedi ama bunları başka bir yerde de kullanırız şu ikisini. O ikisi çökmüş bu arada. Birinde zaten yara da var. Göstereyim arkadaşlar. Tabii ikinci el araç almanın şurada bildiğiniz bir yırtık var. Zaten burası da balon olmuş. İyi uçmadınız be. O lastik. İyi uçmadık. Aynısını dedim Yasin'e. İyi dedim, bu araba böyle bu lastikle duruyordu yani. O zaten çöp olmuş. Yazlık olan. Başladı arkadaşlar işlemler.
Gel getir Yasin. Gördün mü bak eski Sibop ne hale geldi. Hepsi değişti Yasin bir daha. Hakikaten mi? Hakikaten tabii. Nereye gitti o Sibop? Elimle değdim gitti. Gördüğün yerden bakacağız. Ötekiler evet, sertse abi. Hepsi değişti. Aynen öyle abi. Değişti vallahi. Değişmesi gerekiyorsa değiştir. Elimle dokunmamla gitti. Şöyle oynatayım mı abi? Oynat. Bas aşağı. Gördün mü bak iyi tep. Bas aşağı. Bana öğren gibi duruyor ama. La bunda da var la ya. Bak bunların işi bitmiş. Bunda da var abi. Bunda da. Bas aşağı. Görüyor musun? Bak elimizle dahi koparabiliyoruz. Sibop'un ömrü bitmiş. Şimdi mecbur değişecek arkadaşlar hepsi. Şu an koparmak istiyorum. Az daha zorlasam kopacak ama zorlayamıyorum. Demek ki Sibop'lar değişecekmiş arkadaşlar. Dördü doldu arkadaşlar. Sibopları da hepsini yenilendi. Eskiymiş, kırıldılar. Normalde yeni gözüküyorlardı ama hepsi kırıldı yani. Lastiklerimiz burada. Çıkan lastikler de orada. Lastikleri götürüyoruz. Şimdi bitti arkadaşlar. Bir bujon eksikti arka sağda. Bujon yeri yalama yapmış. Bakalım helikopterci gelebilecekse, buraya bir yuva açabilecekse açtıracağız. Yuvayı yenileteceğiz. Olursa şunda sıkıntı var, şunda. Eğer olursa zaten diğerlerinin içine bakın. Şey gibi girme çıkma yerleri belli. Bakın bunda yok. Bunda sıkıntı var. Şöyle göstermiş olduk. O işte halloldu. Diğer lastikler de takıldı. Burada frenci de işimiz bitmiş oldu. Fren ayarları falan yapacaklar. Muayeneye gireceği için araç. Yani şu an frenle alakalı hiçbir işi kalmadı bu aracın. Muayeneye hazır duruma geldi. Onu söyleyeyim. Videoyu burada kapatıyorum. Artık diğer işlemlere geçtiğimizde tekrar açacağım. Büyük ihtimalle önce bir şu çürükler için bir kaportacı abimiz var. Onu arayacağız. Ondan sonra rot ayarı için gideceğiz lastikçimize. Onunla konuştuk. Bir de bu motor için bugün ustaya bırakacağız. O da zaten bizi bekliyor. Arkadaşlar egzoz muayenesi yaptırıyoruz bu arada. Muayenelerin birine de başlayalım dedik. Şöyle. Bu arada plakalarımızı da gösterelim. Şöyle. Egzoz muayenesi böyle arkadaşlar. Böyle geçiyorsunuz. Oradan bir hortumla denetliyorlar. Orada bir bilgisayar mevcut. Böyle. Ne diyorsun? Egzoz muayenesinden geçer mi? Egzozu yeni yaptırdık. Geçer tabii canım. Egzozla alakalı bütün sorunlar yapıldı.
Yani egzoz muayenesinden geçmemesi için bir sebep yok. Onunla alakalı bir sıkıntı yok. Bu arada bir de muayenelerin birine de başlamış olduk. Aynen öyle. Bitti muayenemiz. Tamam. Muayeneden geçtik. Evet arkadaşlar, fren işi şükürler olsun bitti. Frende çok ciddi detaylı bir çalışma yapıldı ve güzel paralar tuttu. Güzel paralar tuttu. Şöyle bir durum var. Diskler değişti, ön diskler gördünüz. Onlar iyi para tuttu zaten. İşte o zaten bütün o merkezlerin hepsi bakım yapıldı. Sonra arka merkezler yine bakım yapıldı. Arkada tel değişti. Teli 120'ye almıştın. Diskleri 400'e mi aldın? 400'e aldım. Evet, tel 120 lira, diskler 400 lira. Helik oyuncuya kaç para verdin? 50 lira ona verdim. 50 lira helik oyuncuya verildi arkadaşlar. Onunla birlikte de işçilik, yani yapılan o bütün bakımlar, ufak tefek değişmeler falan filan, onlardan parçası, onlardan olan yapılan işçilikler 850. 850 lira tuttu. Yani toplayacak olursan fren sistemi için ne harcadık? 1420. 1420 lira bir para harcandı arkadaşlar. Ha ama isteseydik ön diskleri değiştirmezdik. Biz öyle bırak deseydik mecbur bırakacaktık. Aynen öyle. Ama biraz zaten daha 400 lira ondan tabii, tuttu. Fren olduğu için biraz daha güvenli olmasını istediğimizden dolayı diskleri değiştirdik. Bunu özellikle tekraren söyleyeyim arkadaşlar. Hasılı şu an durum bu. Ayrıca rot ayarı yapılacak arkadaşlar. Balansları yapılmıştı lastiklerin. Rot ayarı yapılacak. Sonra bir kaporta için bir yer vuracağız. Sonra artık Arif abiye, Şafak Mercedes-Benz servise bırakacağız arabayı. Şu an kabaca yapılacak olanlar bunlar. Herhangi başka bir şey olursa aktarırız. Şimdi zaten rot ayarı yapılacak. O ara hem lastik değişiminin hem de rot ayarlarının fiyatını da belli olur. Şimdi onları da öderiz. Bu arada 4 tane kapak siparişi verdik jantlara. Bizim kapaklar çok kötü. Jantların o iç kapaklarına bahsediyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Kapaklar çok kötü. Sipariş verdik. Önümüzdeki hafta gelecek. Önümüzdeki hafta onları da takacağız. Yani arabanın ilk bir dış görünüşünü, yürüyen aksamını halledelim. Muayeneden geçirelim. Ondan sonra işte kapı ayarlarıdır. Bakalım belki muayeneden önce de yaptırabilirim kapı ayarlarını. Ama muayeneden sonraya bırakmayı düşünüyorum. İşte bagaj kapağıdır, kaputtur. Bunların hepsini yaptıracağız. Bunların hepsinin ayarları yapılacak. Önce dışını bir halledelim. Ondan sonra iç taraftaki kozmetik hataları da devam edip yapacağız. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Dış demişken araç hafif sola eğik duruyor arkadaşlar. Ona da baktık. Sol taraftaki o kulelerin başlarında takozlar var. O takozlardan olabilir, yaydan olabilir, amortisörden olabilir. Oradaki aksamla alakalı gerekli kontrolleri de yaptıracağız diyorum. Böyle kapatalım. Artık bu rot ayarı yapıldıktan sonra fiyat nedir ne değildir kaportacıya giderken görüşürüz. Arkadaşlar geldik Mercedes servise, Şafak servisteyiz. Aracı bırakacağız, yapılacak şeyler yapılacak. Bu arada rot ayarı yaptıramadık. Sebebi de şu, ön takımlarda bazı ayarlar yapılması gerekiyormuş. Onlar yapıldıktan sonra ufak değişecek herhalde şeyler falan var. Bu arada plastikler, lastikler falan oluyor. Onlarla ilgili bir şeyler var büyük ihtimalle. Onlar değişecek falan. Ön takım ayarlanacak, ondan sonra rot ayarına gidecek araç. Şimdi Arif abiye bırakıyoruz arkadaşlar aracı. Geçiyoruz biz. Bu arada lastiklerin balans ayarları, lastik değişimi, balans ayarları ve dördünün de sibobu değişti. Ne kadar verdik onlara? 100 lira verdik ama o tanıdık olduğu için çok cüzi bir miktar aldı. Normalde daha fazla. Tabii normalde daha fazla. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Bugünlük de araçla alakalı yapılacaklar bu kadar. Burada kapatıyoruz. Daha sonraki günlerde araçla alakalı yine videolar çekmeye devam edeceğiz. Yapılan işlemleri sizlere aktaracağız. Ne kadar tuttuğunu sizlerle paylaşacağız diyorum. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yoktur. Benim de yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.